Şimdi değerli izleyenler, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Eski Şube Müdürü Adil Serdar Saçan konuğumuz oluyor Skype hattında. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Aynı zamanda kurucu müdür demek de doğru mudur Adil Bey sizin için? Evet, evet. Organize Suçlarla kurucu müdürüyüm. Şimdi bu çok büyük bir operasyona benziyor. Bilmiyorum, meslek hayatınızda ya da sonrasında gözlemlerinize dayanarak hiç böylesi büyük bir operasyon gördünüz mü? Biraz önce haberde de izledik. Kamuyu zarara uğratmanın da dışında özellikle Erol Evcil'in evinde çıkan, işte arkamda da duruyor ziynet eşyaları, bir servet çıktı evinden de. 39 şirketten söz ediliyor, bu şirketlere kayyum da atanmış. Yani geniş bir istihdam alanı da var. İşte çalışanlar mağdur edilmesin diye. 261 taşınmaz, jet ve 8690 da banka hesabına el konuluyor. Önce bu kapsamını bize bir yorumlar mısınız, analiz eder misiniz acaba bu operasyonun? Sonra biraz daha ayrıntılara gidelim, belki geçmişe döneriz. Yani çok tabii büyük bir operasyon. Hacim olarak çok büyük bir operasyon ama bu tür operasyonlar daha önceki yıllarda da yapıldı. Bu da belki Türkiye tarihindeki büyük ilk 10 içine yer alacak bir operasyon. Yere geçirilen malzemeler belki de geçirilmesi gereken, yani belki çok daha fazla ancak yere geçer bu kadar diye düşünebiliriz. 10 aylık bir teknik takip çalışmasından bahsediliyor, evet. Ve kamunun bilinen 25 milyar lira zarar uğratılmasından bahsediliyor. Tabii bunlar çok büyük rakamlar. Yani özellikle ekonomik krizin olduğu şu dönemde çok ciddi yolsuzluk operasyonu bu. Yolsuzluk ve mafya operasyonu, ikisi bir arada. Ve bu operasyonu yapan birimleri, devlet birimlerine gerek adli, gerek emniyet, gerek jandarma örgütünü tebrik etmek lazım. Çok zor bir iş, sızdırmadan sonucu itibariyle başarılı olduğunu görüyoruz, sızmadığını görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. O arkadaşlarımızın başarılarının devamını diliyorum bu anlamda. Şimdi genel anlamda da baktığımızda tabii sıkıntılı bir süreç bu. Bakın, özelleştirmelerden sonra neler oluyor? Yani bundan aslında yapılan özelleştirmelerin sonucudur diye düşünüyorum. Bu ehliyetsiz kişilere veya iyi niyetli olmayan kişilere satılan, devredilen, haraç mevzat satılan bu devlet kamu mallarının aslında nasıl, ne gibi bir niyetle devletin aleyhine kullanıldığının, milletin parasının çarçur edildiğinde bir göstergesi bu. Hangi dönem bu biliyorum, bildiğim kadarıyla Sivas Demir Çelik ilk dönemde yapıldı. Bir kopukluk yaşadık ama... Öyle mi? Bağlantımız kopmuş. Tekrar bağlantı kuracağız. Özelleştirmelerden ele aldı Adil Bey. Özelleştirmeler sonrası bir manzara dedi. Tabii devamını getirecekti. Sivas Demir Çelik'ten söz etti. O kısımdan kaldığımız yerden devam ederiz Adil Bey yeniden bağlantı kurulduğunda. Şimdi değerli izleyenler, madem öyle biraz... peki Adil Bey, bir kopukluk oldu. Sivas Demir Çelik dediniz, orada kaldı. Buyurun. Biraz... Demir Çelik sanıyorum 90'ın sonunda özelleştirildi. Yani o şekilde hatırlıyorum. Ama daha sonraki süreçte bir el değiştirdi, kayyuma gitti, geldi. Yani bu tür özelleştirmelerde dikkat edilmesi gereken mesele, neden daha önceden hüküm giymiş insanlara bu tür işletmeler verilir? Hani ben biraz basında takip ettim bu konuda. Mesela 4 tane ayrı fabrikanın işte bu Erol Evcil tarafından hepsinde aynı yöntemlerle, mafyatik yöntemlerle ele geçirildiği, hatta bir takım kişilerin öldürüldüğü konusunda şeyler var. İnşallah bu operasyonda o konulara da değinilir. Onlar da üzerine gidilir. Yani aslında komple bir mafya yolsuzluk operasyonu, çok yönlü olarak araştırılıp soruşturulması gereken bir konu. Sadece vergi kaçakçılığı, devleti zarara uğratmak değil de başka problemlerin de olduğunu görüyorum. Umarım iyi bir sonuç çıkar yargısal anlamda.
Şimdi baktığımızda siz de söz ettiniz, 10 aydır teknik takip sürüyordu dediniz ama şimdi bu kadar böyle bir mal varlığı, bu şirketler yıllarca devam etmiş aslında, değil mi? Bunu öngörmek mümkün. Yani yıllarca bir devlet, adeta millet soyulmuş. Bunun geçmişi sizce nedir, nereye kadar dayanıyordur böyle bir yapı oluşana kadar, oluşması için? Yani işte o özelleştirmelerle birlikte o fabrikaların bu şeylerin eline geçmesi, bu grubun eline geçmesi, yani 20-25 seneyi bulan bir süreç var burada gördüğüm kadarıyla. Ama son 15 senesi bayağı bir şey, aktif olan bir süreç. Yani şimdi burada mesela naylon fatura meselesi var. O naylon faturayı bilmeden kullananlar da ne yazık ki gitti gibi. Yani öyle de bir durum var. Diğer taraftan demir çelik fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili de ciddi problem var. İnşaat fiyatları arttı birdenbire, biliyorsunuz. Evet. Onlarda bir de bu iş, bunun etkili, bu durumun etkili olması büyük olasılık. Yani sadece devleti zarara uğratmakla değil, milleti zarara uğratmışlar. Evet. Yani demir fiyatlarını istedikleri gibi oynayınca, demir fiyatlarıyla ne oluyor? Şey oluyor, inşaat maliyetleri artıyor ve bu sefer halkın cebinden daha çok para çıkıyor. Yani bu insanlar sadece devlete değil, halka ve millete zarar veriyorlar aslında. Peki bir de mafya ayağı da var dediniz. Mesela Erol Evcil ismi üstünde biraz duralım. Siz ne dersiniz? Kimdir Erol Evcil? Evcil. İsmi yani de gerçi değişti soy isimde ama. Evet, Eşrefoğlu olmuş. Yani ben yapmış olduğum, bizim dahil olduğumuz Malki cinayetiyle ilgili operasyonlarda orada Malki cinayetinin azmettiricisiydi ve bundan dolayı da hüküm giydi. Cezaevinde de yattı. Ben bu bölümünü biliyorum. Türk Bank'ın özelleştirmesi operasyonu sırasında da adı geçenlerden birisiydi. Somut bir mafya grubuyla ilişkilendirmek yerine bu tür yapıların, yani bu tür yolsuzluk örgütlerinin önlerine çıkan engel ortadan kaldırmak için değişik gruplarıyla ilişki içerisinde olması doğaldır. Erol Evcil'in de bu tür ilişkilerinin olduğu zaten adli dosyalarda mevcut. Yani illa şu grup, şu grup, şunun adamı demektense dönem dönem mafya örgütleriyle birlikte çalıştığını söylemek daha doğru olur. Bu arada bu söylediğinize bir not olsun diye aktaracağım. Geçtiğimiz Şubat ayında Halil Falyalı bir suikaste kurban gitmişti, öldürülmüştü. Onun tetikçisi olduğu gerekçesiyle yakalanan Veysel Saren'in de 2 yıl önce yine Erol Evcil'in korumalığını yaptığı ortaya çıkmış. Bu böyle geniş bir ilişki ağı ortaya çıkıyor aslında. Öyle diyebiliriz zannediyorum. İşte yani yardım anla mafya gruplarının şeyini veriyor, ipucunu veriyor orası. Demek ki birbirine bağlantılı işler. Peki neden şimdi bu operasyonlar böyle üst üste başladı? Şimdi buradan sonra da biraz Sarallar operasyonunu konuşuruz. Ne dersiniz? Neden şimdi bu düğmeye basılmış olabilir? Yani 10 aydır takip ediliyormuş. Şimdi düğmeye basılmış çok şey. 10 ay öncesinden başlatılan bir operasyon. Onu bekleyip görmek lazım. Yani bundan sonra bu operasyonlar bu şekilde, bu hızla devam edecek mi, yoksa bu şekilde kalacak mı, ona bakmak lazım, ona göre değerlendirme yapmak lazım. Şu an onun için çok erken. Hani ama bu zamanlama ne, ben özel bir zamanlama olduğunu sanmıyorum. Maddi gereklilik nedeniyle böyle olduğunu düşünüyorum. Peki bu Sarallar grubuna yönelik operasyona ne diyeceksiniz? O da 12 ilde eş zamanlı başladı. 117 kişi gözaltına alındı. İçinde Erdal Acar da bulunuyor, iş insanı. O da suç örgütünün elebaşlarından biri olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Burada ne görüyorsunuz bu operasyonda acaba? Yani İstanbul Organize Polisi'nin yaptığı iyi ve etkili operasyonlardan birisi olarak görüyorum. Bunu yapanları da yine tebrik etmek lazım. Çok sayıda silah ve işte çek senet ele geçirilmiş. Demek ki polis uzun zamandır bunları da takip ediyor. Tabii operasyon detaylarını bilmiyorum. Yani isim çok önemli değil. Onlar, bunlar, şunlar çok önemli değil. Önemli olan bu tür gruplarla sahada çok iyi mücadele edebilmek. Mücadele kabiliyeti olmuş var Türk polisinin. Ve bunu yapıyorlar. Ama bu sadece polisiye tedbirlerle önlenebilecek bir konu değil. Bu konu için meclisin ve devletin kararlılıkla, mafya ve yolsuzlukla mücadelenin altını çizmesi ve destek vermesi gerekir.
50'li yıllarda bize verildiği gibi 98 yılında. Yoksa sadece polisi operasyonlar, işte yakalarsınız, bir müddet yargılanırlar, tutuklanırlar, çıkarlar, yine devam ederler. Ama meclis olarak, devlet olarak, devletin bütün kurumlarıyla, sadece İçişleri Bakanlığı'yla da değil, birçok bakanlıkla koordineli olarak mafya ve yolsuzluk örgütlerinin üzerine giderseniz bu yapılar bir daha bellerini doğrultamam. Siyasi iradenin de bu yönde, küçük noktası orası. Siyasi iradenin de bu yönde devamını getirmesi icap eder diyorsunuz yani. Tabii siyasi iradenin bunu mecliste, mesela mecliste oy birliğiyle, yani veya diğer bütün partilerin ittifakıyla bu milletin kanını emen, sömüren bu çetelerin, bu grupların üzerine karanlıkla gidilmesine ilişkin deklarasyon yayınlamalı. İktidarı muhalefete el ele vererek bunlarla mücadele başlatmalı. Yani bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var Türkiye. Siz Saralları operasyon yapmış mıydınız Adil Bey geçmişte? Evet, yani birçok kere yaptık. Peki hani bilmiyorum kaç yıl geçti aradan ama hala aynı isimleri farklı durumlarda konuşuyor olmamız, sadece Sarallardan söz etmiyorum ama buna ne diyeceksiniz? Yani 20 yılda hiçbir şey değişmedi mi Türkiye'de? Şimdi bir de Sedat Peker'in geçtiğimiz yıla aslında damgasını vuran açıklamaları, suç ikrarları, ifşaatları oldu. Onun da açtığı hani kutuyla birlikte baktığımızda mesela 20 yıl önce siz emniyetteyken durum nasıldı? Şu an nasıl? Böyle bir dönem kıyaslaması da yapar mısınız acaba? Şimdi şöyle, tabii Türk mafyasının Türk tipi mafyayı bilmediği için kamuoyu, bu bilimsel olarak da bizim üniversitelerimizde mesela terörle mücadele kürsüleri yok, mafyayla mücadele, yolsuzlukla mücadele kürsüleri yok. Bu konuyla ilgili araştırma yapılmıyor. Nedense yani o kadar çok üniversite var. Hiçbir üniversitede bir tane araştırma görevlisi çıkıp bir mafyayı araştırmıyor mesela. En son araştırmayı biz yapmışız Öğrenci Suçlar Müdürlüğümüz döneminde. Mafya dizilerinin gençlik üzerindeki etkisiyle ilgili olarak. En son bilimsel araştırma bu. Şimdi devlet ne istatistik veriyorsa siz onun üzerine gidiyorsunuz. Evet. Türk tipi mafya da kişiyle kaimdir. Yani Türk biraz tipi mafya açalım. Lideriyle kaimdir. Orayı, o başlığı biraz açalım. Evet, buyurun. Açıyorum. Yani lideriyle kaimdir. Diyelim ki işte atıyorum yani tamamen Ahmet Seven ve örgütü. Ahmet Seven ve örgütü o Ahmet Seven yaşadığı müddetçe o örgüt faaliyete devam eder. Şimdi dolayısıyla bunun işte 20 yıl önce de böyleydi, 20 yıl sonra da aynı örgütler var gibi değerlendirmemek gerekir. Türk tipi organizasyonlar kişiyle kaim organizasyonlar. Belki işte Kolombiya'da, Meksika'da uyuşturucu kartellerinin başındaki kişiler gibi. Yani Türk tipi mafya böyle bir mafya. Lideriyle ayakta duran bir mafya. Liderin ölmesiyle birlikte genellikle dağılan, daha alt birimlerdeki lider yardımcılarının veya grup başkanlarının ayrı ayrı gruplar kurduğu parçalara bölünür, ayrılır. Şimdi Türkiye'de 20-30 yıldır belirli isimler bu örgütlerin, organize suç örgütlerinin lideri olarak yaşıyorlar ve devam ediyorlar. Dolayısıyla bunda yadırganacak bir durum yok. Ha, eskiden böyleydi, şimdi böyle. Şimdi bakın, terör örgütleri de aynı şekilde yıllardır devam ediyorlar, değil mi? Şimdi bunda, onlar da siyasi anlamlı örgütler. Bunlar da çıkar amaçlı örgütler. Onlar siyasi amaçlı, bunlar çıkar amaçlı. Çıkar amaçlı suç örgütleri de bir organizasyon. Örgüt bunlar sonuçta. Şimdi bu örgütlerin aynı siyasi örgütler gibi, terör örgütleri gibi, daha doğrusu siyasi değil, terör örgütleri gibi izlenmesi gerekiyor. İşte zaten Organize Suçlar Şube Müdürlüklerinin kurulması sebebi budur. Bu örgütleri Organize Suçlar Şube ettiler. İşte bunlar bir suç işlemeye başladıklarında bunlara karşı operasyonlar düzenlerler. Bunu çok iyi bir şekilde yasal olarak karşılayan bir yasa vardı. 4422 sayılı çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele yasası. Bu yasa AKP'nin iktidara gelmesinden 1-2 sene sonra ortadan kaldırıldı ve genel hükümlere tabi edildi. Yani mafyayla mücadeleyle ilgili, yolsuzlukla mücadeleyle ilgili çok özel bir yasaydı. Orada bir takım önemli tedbirler vardı, yapılabilecek işler vardı örgütlerin takip açısından. Bu yasa ortadan kaldırıldı. Bu yasa ortadan kaldırılınca ortada bir boşluk oldu mücadele açısından ama o boşluklar devam ediyor. Şimdi Türk Ceza Yasası ile o boşluk doldurulmuş değil yani. Dolayısıyla
O yönlü hukuki dayanak açısından ciddi bir çözülme oldu, ciddi bir sıkıntı oldu. Örgütler kontrol altında, ne kadar kontrol altında kalırlarsa o kadar etkisiz olurlar. Ama bu arada biz tabii bir 20 seneye yakın bir FETÖ dönemi geçirdik emniyette. Evet. Ve onların gitmesiyle birlikte de geçmişe yönelik bağ, yani hafıza ortadan kaldırıldı. Bunlarla mücadele açısından. Orada da büyük bir kesintiye uğradı mücadele. Şimdi son 3-5 yıldır toparlanmaya çalışıyorlar ve bence toparlandı artık organize suçlar bilimleri. Şimdi gayet iyi, net operasyonlar yapıyorlar. Ama dediğim gibi bu iş sadece polisin mücadelesine olacak bir iş değil. Aa, bilmem anlatabildim mi? Yani 90'lı evet. yıllardaki isimlerle bugünkü isimler zaten aynı. O örgütlerle bu örgütler zaten aynı. Yenileri olmuştur, olmamıştır, çıkmıştır, çıkmamıştır. O ayrı bir şey. Onlar da vardır mutlaka. Ama bunun sebebi budur. Türk tipi mafya yapısıyla ilgili bir meseledir bu. O örgüt o şekilde devam edecektir. Ta ki liderleri bu işi bırakan veya ölene kadar devam eder yani Türkiye'de. Çıkar amaçlıdır da diyorsunuz suç örgütleri. Dolayısıyla herhangi bir iktidar değişikliği, bir siyasi eğilim değişikliği fark etmeksizin bir bağ kurabiliyor anladığım kadarıyla örgütler siyasetle de. Her dönem bir bağ kurulabiliyor. Belki o araya bir duvar koymak kanunlar aracılığıyla o gerekli zannediyorum. Belki bu şekilde çözülebilir. Yani Türkiye'de zaten siyasetle bu mafya örgütlerinin veya yolsuzluk örgütlerinin iç içe olduğu net olmasa, siyasetin desteği olmasa, kamu yönetiminin desteği olmasa, yani kamunun desteği olmasa, basının desteği olmasa, para sahibi iş adamlarının desteği olmasa bu örgütler olabilirler mi yani? Olabilirler mi? Mümkün değil. Peki temiz eller operasyonu dediniz ya, biraz hani Türkiye'nin bu ağdan temizlenmesi için ne gibi aşamalar mesela yapılmalı? Baştan sona. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani bana kalırsa genel anlamda baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçim yapısını değiştirmesi gerekiyor. Yani hangi siyasi parti gelirse gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın gerçek halk unsurlarının birimlerinin temsili gerekiyor. Ben bu konuda bizim demokrasimizde ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Yani işte milletvekili halkın geniş kitlelerini temsil eden milletvekillerinin mecliste olmadığını görüyorum. Mesela kaç tane ev hanımı var? Ben daha önce de bu soruları sormuştum mecliste. Kaç tane şoför var? Kaç tane işçi var? Yani ben sendika patronlarından falan söz etmiyorum. Yani halkın büyük bir bölümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmediği görüşündeyim ben. Öncelikle meclisteki temsil yapısını veya aday yapısını bu şekilde değiştirdikten sonra Türkiye'nin temiz eller operasyonları yapabileceğine inanıyorum. Yoksa bir milletvekili seçilmek için 15-20 milyon lira parayı verecek güce sahip olan kişinin zaten o tür örgütlerle ilişkili olmaması bence tuhaf olur yani. Peki son olarak Sedat Peker bir süredir konuşmuyordu. Bir süredir işte dijital bir tecrit altında olduğu da vurgulanıyordu ama uzun bir süre sonra yine kendisi değil ama kendisine yakın hesaplar aracılığıyla yeniden bir şeyler ortaya attı. Bir cinayetten söz etti ve hemen akabinde de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AKP'li MKYK üyesi Metin Külünk arasında geçtiği iddia edilen bir telefon görüşmesinin kaydını paylaştı. Ben burada hani o konunun içeriğinden bağımsız olarak Peker susmuştu. Neden konuştu sizce? Yeniden neden konuştu? Hani bu konuda nasıl bir fikir yürütüyorsunuz merak ederim. Ya yani bu konuda gerçekten çok bilgi sahibi değilim. Ben bu gündemi çok fazla takip etmiyorum ama mutlaka onun yani şöyle Peker'in şöyle bir tarzı var benim anladığım kadarıyla. Yani bu geçmişten bağımsız bugünkü değerlendirmede kendisiyle ilgili böyle absürt açıklamalar yapan, hakaret eden veya işte buna yeltenen kişilere anında bir şekilde cevap veriyor. Yani bu son dönemde de böyle kendisinin ne karşı ileri geri konuşanlara bir cevap niteliğinde
şey yapıyor. Geniş bir arşivi de var. Arşiv çalışması koyuyor. Da yapmış. Değil mi Adil Bey? Yani kim ya, konuşsa yani, hakkında bir şey çıkıyor. O görülüyor zaten. O yayınlamış olduğu belgelerden görülüyor zaten o. Aslında ülkede her şey konuşulmalı. Bence Sedat Peker bildiği her şeyi açıklamalı. Tüm dokümanları da ortaya koymadı. Şimdi ne oldu? Türkiye'de ortaya çıkmadı. Ben bu açıdan iyi olduğunu düşünüyorum. Şu an için bir soruşturma falan yapılmıyor ama yarın öbür gün bunların hepsinin soruşturulacağı bir zaman da gelir yani. Adaletin terazisi iyi tartar, geç tartar ama iyi tartar yani. Orada sıkıntı olmaz. Peki bu iade işlemleri nasıl oluyor? Biraz oradan da bahsedelim. Çünkü Peker'i istedi Türkiye. Ama orada zannediyorum Birleşik Arap Emirlikleri polisinin alıp getirmesi gerekti değil mi? Sizce orada neden mesela bir iade söz konusu olmuyor? Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında suçluların iadesi konusunda bir anlaşma olup olmadığı konusunu doğrusu bilmiyorum. Ama konu ne olursa olsun bir ülke başka bir ülke tarafından aranan veya hakkında kırmızı bültene çıkarılan bir kişiyi iade etmek zorunda değil. Yani siyasi sebepler var der, ceza kanunları uymuyor der. Yani bir sürü gerekçeyle iade etmeyebilir. O ülkenin şeyine kalmış. Hukuk anlayışına veya dediğim gibi uluslararası anlaşmalara kalmış olan bir şey. Yani Almanya'da, Amerika'da birçok, mesela Amerika'da da Fethullah Gülen'i iade etmiyor yani. Sonuçta bu devletlerin kendilerinin karar vereceği bir konu. Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.